Ben açıkçası bir köpeğin bu kadar hani sakinleşebileceğini, söz dinleyebileceğini inanmıyordum açıkçası. Ama Alper Bey'le çalışmaya başladıktan sonra bu söz dinlemenin, eğitimin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gördük. Yani kapıyla köpek arasında insan girecek her zaman. Öyle mi? Arkaya doğru alalım. Ya. Evet, orada bekle. Koyun oraya şimdi. Bekle orada diyeyim. Bekle. Ayağınızla geriye doğru ittirin. Ayağınızla geriye doğru. Bekle. Evet. Bekle. Burada bekliyorsun. Otur. Hayır. Burada oturmasına gerek yok. Beklemesi yeterli. Tamam. Alıyoruz tekrar arkaya doğru. Çekin. Bekle. 17 ana kural üzerinden gidersek eğer bir değişim var mı köpeğimize ilgili? Yani şöyle ilk geldiğinde de zaten hani birazcık daha uysal hani bir köpekti. Tabii yavru olduğu için daha büyüdükçe şımarmalara falan hani başladı tabii ki de. Şeyi yapıyoruz, sizin 3 dakika kuralı var. Ona hani muhakkak hani uymaya çalışıyoruz. O da buna hani yavaş yavaş alışmaya Çok başladı. güzel. Onun dışında zaten belli başlı odalara sokmamaya çalışıyoruz. İşte lavaboya, işte tuvalet kısmında, giyim odası ve mutfağa sokmamaya çalışıyoruz. Ama ev içerisinde tabii ki de şey oluyor, balkona çıkarken de. Kaçak giriş çıkış yapıyor. Tabii kaçak giriş çıkıştır. Ben her seferinde hayır şeklinde hani uyarıyorum. Bizim Müthiş. ısırma huyumuz vardı. Evet. Yaklaşık bir 2 gündür hani ısırmıyoruz da. Bir köpek eve girdiği andan itibaren eğitim başlar dedi size. Çünkü neden? Annesinden ve kardeşlerinden ayrılıp yeni bir ev hayatına başlıyor diyeyim size. Biz köpekleri evcilleştirdiğimiz için evimize aldık. Ama köpek olduğunun gerçeğine çıkılmayacak durumlar vardır. Bunlar nelerdir? İşte dışarı çıkarmalar olsun, sosyalleşme olsun, diğer köpek arkadaşlarıyla oyun oynamak olsun, kemirmesi olsun, hep güdüsel hareketlerdir bunlar. Köpeksel hareketler dediğimiz hareketler. Bu yüzden bu köpeksel hareketleri biz evde dahi olsa köpeğimize vermek zorundayız. Bu yüzden 17 ana kural var. Bu kuralların dışarı çıkmadığınız müddetçe köpeğimiz 6 ay veya 8 aya geldikten sonra zaten öyle bir düzen girmeye başlıyor ki çark bu şekilde dönüyor ve hiçbir zaman için o çarkı geriye çeviremeyiz. Çünkü alışkanlıklar oturtuyor köpeğimiz. Ben o yüzden zaten sizin evinizdeyim. Şimdi 5 gün boyunca çalışacağız sizinle. Bu 5 gün boyunca da temel komutlar dediğimiz. Yani otur, bekle, yat, gel, bekleyip uzaklaşma, çığırma, gözden kaybolma. Gene bir şey düştüğü zaman almamasını sağlama, biz al demeden almaması gerekiyor. Çünkü bir şey taşırken dediğimizden bir şey Onu çok düşebiliyoruz. yapıyor. Evet. Mesela odamdayken bir şey düşürüyorum. Hızlı davranmam gerekiyor almak için. Senden önce alıyor. Peki sen elinden ona bir şey yediriyor musun? Hayır. Vermiyorsun. Bravo. Çünkü neden? Kurallarımız var. Bilmiyor. Köpeklerde bilinç yok. Bilinçten kastımız nedir burada? İşte koronaymış, depremmiş, cumartesi, pazar, düğün, dernek, cenaze hiçbir şey bilmiyorlar. Ömür boyu da bilemeyecek. Bir bebeğin bilincine sahip yani. O yüzden nasıl davranmamız gerektiğini anlatmamız gerekiyor ona. Bunu da beden dilimizle uygulamamız gerekiyor. Onun köpek olduğu gerçeğin dışına çıkamayız. Ona o ihtiyaçlarını vermek zorundayız. Evet, büyük bir şanssızlığımız cadde üzerinde oturuyoruz. Dışarı çıkarabilmemiz, park türü alanların az olduğu alanlar ya da diğer köpeklerin sosyalleşebilmesi çok önemli ama şu açıdan şanslıyız. King Charles'lar biraz daha naif köpeklerdir. Hareketlidir, yaramazdır ama daha naiftir, daha çabuk öğrenirler. Bu Bugün de mesela çok düzenli bir şekilde hem koridordaki ne yaptı hem de yatak Tamam. odasındaki olan bir ne yaptı. Ani geçişler köpekler içerisinde olabiliyor. Bu da bu ani geçişlerin nedenini söyleyeyim size. Dışarıya çıkmayla bağlantı olarak yavaş yavaş dışarıya çıkarmaya başladınız köpeğinizi. Artık köpeğimiz o kokuların, dışkıların dışarıda olduğunun farkına varmaya başlamasıyla birlikte pet üzerine yapmaları azaltıp dışarıya yapmaları çoğaltacak. Tabii burada rutinler dediğimiz günde 3 kere dışarıya çıkarma rutinini yapmadığınız takdirde bu sefer pete yapmasını bilse dahi sizi cezalandırmak amaçlı evin her yerini yapıp size şunu anlatmaya çalışıyor. Beni dışarı çıkartın. Artık benim dışarı çıkma rutinlerim var. Ben o rutinlere ayak uyduruyorum. Lütfen sen de beni o rutinlere uydur ve dışarıya zamanında çıkmak istiyorum. Yarım saatten fazla şaşmaması gerekiyor. Aslında anlatmak istediği dil, beden dili bu köpeğinizin sizin.
Ama onu da aşacaksınız. Bir müddet gelecek. O pedler tamamen kalkacak. Çünkü pedlere odaklı bir şekilde asla tuvalet eğitimi olmaz. Ömür boyu o pedler orada kalamaz. Kalkacak onlar da. Dışarı çıkmak zorunda köpekler. Bazı insanlar şunu diyor. Ben köpeğimi çıkartmayayım. Pede yapsın. Ben pede yapsın istiyorum. Böyle eğitim verin. Hayır. Ben bu eğitimi vermem. Ben sana yavruyken yönlendiririm pede. Ama benim dediğim diğer uygulamalarla beraber dışarıya çıkmasını da sağlamak zorundasın köpeğinin ki o köpek de ihtiyaçlarını, sosyalleşmesini ve dışkı ihtiyacını dışarıda yapabilsin ve uygulayabilsin. Çünkü bizler anı değil ömrü kurtarıyoruz. O ömrü kurtarmak istiyorsanız, 15 sene boyunca ömrü kurtarmak istiyorsanız benim dediklerimi yaparsanız daha sağlıklı, daha keyifli yaşarsınız o 15 seneyi. Bu yüzden dışarı çıkmalar asla şaşmayacak. Farklı insanlar, farklı köpekler, farklı ortamlara girip çıkacak. Farklı köpek arkadaşlarıyla oynayacak. Sokak köpeklerinden kaçırmayacağız. Her sokak köpeği saldırıyor, ısırıyor diye bir şey yok. Beden dilimizin ne hissettiğini anlıyoruz zaten biz sokak köpeklerinin. Evet, bazı sokak köpekleri var alan korumacı. Gerçekten de alanına sokmuyor. Biz de onların alanına girmeyeceğiz, uzaktan geçeceğiz, gideceğiz. Zaten zaman içerisinde mahallemizdeki köpekleri tanımaya başlıyoruz. Tanıyacaksınız. Şey yapacağım ama alıp dışarıya koyup önüne dağ gibi yiyorum. Alın götürün, çık dışarıda. Aynen bu şekilde. Bırakın oraya, önünde durun. Şşt, girmek yok deyin. Hayır, hayır. Bir daha alın. Bir daha alalım. Kripto hayır. Şşt, dışarı. Bekle orada. Evet, bu şekilde köpeğimizi 100 kere bile olsa dışarı çıkarttığımız müddetçe bir müddet sonra köpekte şu algı oluşuyor. Evet, benim buraya girmem yasak. Ben buraya giremem. Demek ki dışarıya çıkmam gerekiyor. Dışarı. Evet, bu. Gel. Aferin. Aferin. Gel, önemli bir konuktur. Gel, otur. Otur. Şişt. Otur. Aferin. Çok heyecanlı. Heyecanlı olması normal. Gel, şişt, atlamak yok. Otur. Hayır, otur. Otur. Bravo size. Aferin. Aferin Kripto. Bir daha. Gel Kripto. Otur. Aç elini. Bana bak de. Bana bak. Bana bak. Aferin. Bravo. Beklesin ama orada. Hayır gel. İçeriye. Buraya gel. Buraya gel. Otur. Kripto buraya gel. Şşt. Kripto. Gel böyle. Otur. Aferin. Bekle. 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 Hayır. Hayır, tekrardan alıyorum buraya. Burada sabır çok önemli. Otur. Aferin. Bekle. Bekle. Yani şunu almamız lazım. Bekle. Bu adam gidiyor ama geliyor. Ben burada beklemem lazım. Bekle. Şşt. Bekle. Yat. Yat. Otur. Yat. Yat. Bekle.
Bekle orada biraz. Çağır şimdi. Şimdi bırakabiliriz. Harika. Bekle. Çok... Bekle. Şşt. Hayır. Bana bak. Ah. Aferin sana. Bravo. Bravo. Gel. Otur. Yat. Bekle. 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 Bana bak. Kripto bana bak. Ah. Ah. Orada. Ah. Aferin sana. Aferin. Bravo. Oyuncakla da yapabilirsin. Burada ödül oyuncak. Yat. Aferin. Bekle. 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 Bana bak. Bana bak. Otur ya. De. Otur. At şimdi. Bekle. Bekle. Evet, daha şimdiye kadar. Bekle. Yapan yok. Oradan çağıracak. Bekle. Eğer direkt sahibine bekle gidip yemezse. Ama Allah yedi. Tam oluyordu. Tam oluyordu. Şekilde bekleyecek. Sakin sakin. Gelmiyor, müdahale etmiyor bize. Bekle. Aferin. Herkese merhaba. Öncelikle Alper Bey'e ve eşime çok çok teşekkür ediyoruz. Bize eğitime başlamadan önce 17 kural hakkında bilgiler geçti kendisi. Alper Bey evimize ilk geldiği günden itibaren inanılmaz değişiklikler yaşadık. Daha sakin, daha huzurlu, daha kurallara uyan bir kriptemiz oldu. Kaka eğitimimiz, çiş eğitimimiz, şu an için dışarı çıkamıyoruz bir ay daha. Ama evde de bunların çalışmasının üzerinden çok kez geçtik. Dışarıda nasıl hareket etmesi gerektiğini, nasıl ilerlemesi gerektiğini. Hayatımızı inanılmaz derecede kolaylaştırdığı için çok 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 teşekkür ederiz. Koş! Aferin sana, ne güzel oyuncağı varmışım. Ne kadar güzel oyuncağın var senin aşkım. Aferin, oyun oyuncağın mı? Tamam, at. Hayır, bekle. Bekle. Şimdi aferin deyip sevebilirsin. Aferin, gel buraya. Aferin sana. Aferin çocuğuma. Aferin. Evet. Teşekkürler Bobby Koleji.